Değerli milletvekilleri, teklifin tümü üzerine şahıs adına son konuşmacımız Denizli milletvekilimiz Sayın Nilgün Ök. Süreniz 10 dakika Sayın Ök. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, teklif sahibi olduğum 196 sıra sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapmasına dair kanun teklifinin tümü üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Yüce Meclisi ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Görüşmekte olduğumuz kanun teklifini vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin, esnafımızın, iş insanlarımızın, gazilerimizin, STK'ların sorunlarını çözmeye ve milletimize daha iyi bir hizmet verme amacına yönelik olarak hazırlamış bulunmaktayız. Hepimizin bildiği üzere yakın tarihte Elazığ, Malatya ve Van'da Başkale'de depremler yaşadık. Maalesef bu depremler sonucu acı kayıplarımız oldu. Bu vesileyle bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Deprem haberlerinin alınmasıyla birlikte devlet ve millet olarak el ele vererek büyük bir seferberlik başlattık. Devletimizin tüm kurumlarıyla depremzede vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Aslında bu depremlerde ülke tarihin en hızlı ve etkili afete müdahale faaliyetini yürütmüş bulunmaktayız. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kanun teklifiyle doğal afetler sonucu ortaya çıkan vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenlemelerimiz bulunmakta. Madde 1 ile afet ve acil durum hallerinde vatandaşlarımıza ulaşmak için ihtiyaç duyulan telefon, abone ve konum bilgileri afetten veya acil durumdan etkilenen kişiler ile sınırlı olmak üzere Bilgi Teknolojileri Kurumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya Valilik ile paylaşılabilecektir. Afet ve acil durum halinin ortadan kalkması durumunda veya aranılan kişiye ulaşılması ve buna benzer durumlar sonucunda kişisel veriler veri sorumlusu tarafından kanuna uygun olarak silinecektir. Yine doğal afet sonrası zarar gören bölgelerimizde mağdur olan tüketicilerimiz için ödemek zorunda oldukları elektrik ve doğalgaz gibi faturalarının Cumhurbaşkanı onayı ile bir yıla kadar ertelenmesine, ayrıca bu ertelemeden kaynaklanan dağıtım ve tedarik şirketlerinin gecikme zammının Enerji Bakanlığı bütçesinden karşılanması sağlanacaktır. Yine deprem, sel, grizi patlaması gibi mücbir sebep hallerinde zarar gören maden işletmelerinden her yıl ödeme zorunda oldukları ruhsat bedeli, devlet hakkı bedeli gibi mali yükümlülükleri yerine getiremeyecek olanların Enerji Bakanlığı'nca tespit edilerek söz konusu bedellerin ertelenmesi veya taksitlendirilmesi için bakanlığa yetki vermekteyiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan kanun teklifiyle getirilen önemli düzenlemelerden bir tanesi de yenilebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen ve tapu kütüğüne şerh konulan yerlerde 3 yıllık süre içinde kamulaştırma işlemlerini başlatma şartını getiriyoruz. Eğer bu süre içerisinde kamulaştırma işlemleri başlamazsa tapu idarelerine bu şerhi re'sen kaldırma yetkisi verilmekte olup böylece yaşanılabilecek vatandaş mağduriyetlerinde önüne geçmiş olacağız. Ayrıca YEKA yarışmaları kapsamında uygulanan döviz cinsinden tavan fiyatı yerine artık Türk lirası olarak tavan fiyatı uygulamasına geçiyoruz. Bu maddeyle Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Türk lirası seferberliği doğrultusunda çok önemlidir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın yapacağı yatırımlar ve çalışmalarda Türk lirasına dönerek yerliliğimizi ve milliliğimizi bu konuda da göstermeyi önemsemekteyiz. Hepimizin bildiği gibi artık günümüzde çevreye duyarlı hale gelen tüketici sayısı her geçen gün artıyor. Çevreye duyarlı firmalarda bunu pazarlama stratejisi olarak kullanıyor. Getirdiğimiz teklif ile eğer bir vatandaşımız ben kullandığım elektriği yenilebilir enerjiden kaynaklarından gelmesini istiyorum derse buna imkan sağlıyoruz. Tüketiciden gelen yeşil enerji kullanım talebi doğrultusunda da EPDK'ya farklı tarifeler uygulama yetkisini getiriyoruz. Teklifimiz ile Türk Standartları Enstitüsü'nün gerek yurt içinde gerekse yurt dışında alacağı özel bilgi ve uzmanlık gerektirilen işlerde hem rekabetçiliğini arttırmak hem de hızlı davranabilmesini amaçlamak için yurt içinde ve yurt dışında iş aktivitesi
aktiyle enstitü dışından inceleme elemanı ve uzmanı istihdam edebilmesinin önünü açmaktayız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, maalesef günümüzde işlenen birçok silahlı terör eylemi, yaralama ve cinayet gibi olaylarda kullanılan silahların çoğunun ruhsatsız ve kaçak olduğunu, aynı zamanda illegal yollardan temin edildiğini görmekteyiz. Son 5 yıldaki olaylara baktığımızda kullanılan silahların istatistiklerinde ruhsatsız silahların kullanım sayısı ruhsatlılara göre yaklaşık 10 kat daha fazladır. Dolayısıyla silaha erişimi zorlaştırmak için internet üzerinden silah satışını yasaklıyoruz. Caydırıcılığı olması için de idari ve adli para cezalarını ciddi oranda arttırıyoruz. Ayrıca internet başta olmak üzere silahların görsel, işitsel ve buna benzer reklam ve tanıtımlarına ciddi anlamda cezalar ve yaptırımlar getiriyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tamamen demokratik temsili doğru bir şekilde işletebilmek, yerine getirebilmek ve şeffaflık adına vatandaşlarımızın izni ve bilgisi dahilinde olmayan dernek üyelikleri nedeniyle mağduriyet yaşamalarını engellemek için derneklere üye olma ve üyelikten çıkarma işlemlerinin bildirimini zorunlu hale getiriyoruz. Bu teklifin hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlarımızın hangi derneğe üye olduklarını veya hangi dernekten ayrıldıklarını e-devlet sistemi üzerinden takip edebilmelerinin de imkan sağlıyoruz. Biliyorsunuz ki bir derneğin fesih edilmesi durumunda derneğe bütün para ve mal varlığı mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip olan derneğe devrediliyor. Dolayısıyla en fazla üyeye sahip derneğin üye sayısının doğru bir şekilde bilinmesi hem temsilci atamalarında hem de derneğe feshedilmesi durumunda çok büyük önem arz etmektedir. Yapılacak olan düzenleme ile derneklerin üye sayısı net olarak bilinik hale getiriyoruz. Biz bu getirmiş olduğumuz düzenleme ile hiç kimsenin herhangi bir derneğe ya da bir organizasyona ya da siyasi faaliyete katılmasına engel teşkil etmiyoruz. Her türlü anayasal hakları mevcuttur. Sadece dernek üye sayılarının net ve doğru bir şekilde bilinmesinin önünü açıyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, her gazimiz, her şehidimiz bizim ortak değerimiz ve onurumuzdur. Bu vatan için çekinmeden canını ortaya koyan gazi vatandaşlarımız için düzenlemeler ve iyileştirmeler getiriyoruz. Gazilerimize bağlanan ikinci aylık, yani emeklilik aylığını bağlanma şartlarında iyileştirme yapıyoruz. Gazilerimiz zaten gazi olduğu tarihten itibaren en üst seviyeden, 30 yıl hizmet etmiş gibi en üst seviyeden bir malülük maaşı alıyor. Bu emeklilik aylığıyla ilgili düzenleme. Bu düzenleme ile prim gün ve sayılarında düşüş sağlayarak 5000 gün prim gün ödeme süresi ve 20 yıl sigorta süresi olarak düzenliyoruz. Normal şartlarda eğer 2008 yılından sonra emekli olsalardı 7200 gün prim ödeme iş günü ve 65 yaş sınırı vardı. Bu sınırı da kaldırıyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hem çalışanların hem işverenlerin desteklenmesi amacıyla halihazırda tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğundan dolayı bu mesleklere yönelik yapılacak sınav ve belge için alınacak ücretin işsizlik sigortası fonundan karşılanmasının da süresini uzatıyoruz. Ayrıca esnaf aylık sandığını faaliyete başlama tarihinde esnaf birliklerinden gelen talepler doğrultusunda 2020 yılı sonuna kadar uzatıyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, işverenlerimizin iş gücü maliyetlerini düşürmek ve istihdamı artırmak amacıyla 2000 yılı için gerekli şartları sağlayan işverenlere çalıştırdıkları işçi başına sektör ayrımı yapılmaksızın aylık 75 TL askeri ücret desteği sağlayacağız. 2020 yılı için yaklaşık 7 milyon sigortalının bundan yararlanacağını öngörmekteyiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yatırımcılara tahsis edilen taşınmazlarımızın amacı dışında kullanılması veya tahsis şartlarının yerine getirilmemesi sonucunda tahsisi iptal oluyor. Tahsisi iptal olmuş ve davası bitmiş, ancak irtifak hakkından dolayı devam eden dava süreci nedeniyle atıl durumda kalan taşınmazlarımız var. Dolayısıyla bu taşınmazların tekrar ekonomiye kazandırılması adına bu uzun süren davaların basit yargılama usulü ile görülmesi ve sürecin hızlanmasını hedeflemekteyiz. Ayrıca madde 11 ile turizm tesislerinin yüksek nitelikli ve özgün hale getirilmesi için düzenleme yapma konusunda bakanlığa
yetki vereceğiz. Biliyorsunuz başta KOBİ'ler olmak üzere teminat eksikliği nedeniyle finansmana erişim olanakları kısıtlı olan firmaların finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve gelişimini sağlamak için hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında kefalet desteği sağlanmaktadır. Teklifimiz ile kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynağın 25 milyar TL'den 35 milyar TL'ye çıkartıyoruz. Devam edin. Söz konusu KGF kaynak destek tutarının o 10 milyar TL artması ile piyasada yaklaşık 142.86 milyar TL yeni imkan oluşacaktır. Bu kaynak ve destekler şunun altına çizmek istiyorum. Evet, bugüne kadar 295 bin şirket bundan yararlanmıştır. Bunlar tamamen banka vasıtasıyla verilip öyle sizin de söylediğiniz gibi yandaş falan söz konusu değildir. Kim şartları sağlıyorsa gidip bu destekten yararlanabilmektedir. Ayrıca böyle bir uygulama sayesinde şirketlerin finansman maliyetleri düşmekte, belki de o teminat göstermedikleri için daha düşük faizden kredi kullanma imkanlarının da önü açılmış olmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, maalesef yasa dışı bahis ve kumar siteleri neredeyse her yaştaki ve her ekonomik durumdaki vatandaşlarımızla bir şekilde temas ediyor. Onları bu karanlık dünyaya çekerek hem ekonomik hem de ailevi durumlarına zarar veriyor. Kanun teklifimiz ile erişime engelleme kararı verilecek katalog suçlara illegal, yani bu yasa dışı bahis ve şans oyunlarını da ekliyoruz. Hepimizin bildiği gibi günümüzde ecdat yadigarı, binlerce tarihi eserin bakımı, onarımı ve yaşatılması Vakıflar Genel Müdürlüğü. Getirmiş olduğumuz teklif ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kira alamama sorununa çözüm getiriyoruz. Onarım veya inşa karşılığı uzun süreli kiraya verilen vakıf taşınmazların kirasını ödemeyen kiracılar için mülki amirliklerce tahliyesinin önünü açıyoruz. Teklifimizin 18. maddesi ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da bireysel emeklilik sistemine döviz cinsinden katılımını sağlıyoruz. Devlet katkısı olanı TL'de %25 olan devlet katkısını dolarda %10'a kadar indirimi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriyoruz. Ayrıca madde 28 ile nüfus hizmetleri kanununda yer alan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın boşanma bildirimlerini kolaylaştırıcı bir düzenleme getirerek her iki tarafında başvurma şartını kaldırıyoruz. Taraflardan biri başvuru yaparak bu işlem sağlanacak. Yine madde 38 ile yurt dışında yaşayan gençlerimizin dövizli askerlik yapabilmeleri için mevcutta gereken 3 yıl çalışma şartını kaldırıyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime son verirken bu kanunun devam edin, tamamlayın. Bu kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçen milletvekili arkadaşlarımıza ve Plan Bütçe Komisyonu üyelerimize teşekkür ediyor. Yüce Meclisi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bir başkaca kimse sisteme girmesin lütfen. Bir 8-10 arkadaşımıza söz vereceğim. Ondan sonra diğer işlemlerimizi yapacağım. Sayın Tanal, bir 60'a göre söz talebiniz var. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Teklifin 13. maddesinde Semerkant Bilim ve Medeniyet Üniversitesi ibaresi İstanbul Sağlık Teknoloji Üniversitesi şeklinde değiştirilmesi deniliyor. Basında çıktığı kadarıyla bu üniversitenin geçmişte bu Menzil tarikatına ait olduğu vesaire, geçmişte FETÖ'nün yaptığı gibi isim değişiklikleriyle bu imajı perdeleme adına yaptığı söyleniliyor. Bu hangi ihtiyaçtan kaynaklandı bu isim değişikliği? İkincisi, bu kanun teklifiyle ilgili bugüne kadar etki analizi yapıldı mı? Yapıldıysa bize birer tane etki analizini dağıtır mısınız? Üçüncüsü, bu kanun teklifinde değişiklik yapılan tüm kanunların isimlerini tek tek sayar mısınız? Teşekkür ediyorum. Sayın Bulut. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Geçtiğimiz hafta resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 11 ilde 14.092.800 metrekarelik alan yayla alanı olmaktan çıkarıldı. Cumhurbaşkanı imzasıyla aralarında Adana'nın da bulunduğu 9 yaylanın 126 alanın yayla vasfından kaldırıldığı, yapılaşmanın önü açılmış oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre Çevre ve Orman Bakanlığı kamu yararı ve zarureti olması halinde gerçek ve tüzel kişilere bu alanların üzerinde betonlaşmaya izin verilecek. Tek seferde bu kadar büyük bir alan yayla alan olmaktan çıkarılınca aklınıza yeni bir rant alanı mı yaratılıyor sorusu geliyor.
Hemşerilerimiz de yayladaki taşınmazların akıbetini merak ediyor. Yayla alan olmaktan çıkartılan bu yerler hangi alanlarda kullanılacak? Kararda belirtilen kamu yararı ve zaruret halleri nelerdir? Teşekkür ediyorum. Sayın Kaya. Teşekkürler Sayın Başkan. Libya'da arabuluculuk görevi üstlenmek yerine çatışmanın tarafı olmayı seçen AKP hükümetinin dış politikadaki hataları Libya'da yaşayan insanlarımızı hedef haline getirmiştir. Trablus'un Zaviye bölgesinde yol kesip kimlik kontrolü yapan Hafter güçleri yaklaşık bir ay önce 5 vatandaşımızı kaçırmıştır. Bu vatandaşlarımızın aileleri konsolosluğumuza başvurmalarına rağmen kaçırılan yakınlarından bir aydır haber alamadıkları için endişe içindedirler. Uzun yıllardır Libya'da lokantacılık yapan ve kaçırılan 5 vatandaşımızdan biri olan Trabzon Araklılı hemşerimiz Ahmet Çeliktaş'ın yakınları bize ulaşarak yardım çağrılarına ses olmamızı istemişlerdir. Dışişleri Bakanlığı yetkililerini göreve çağırıyoruz. Kaçırılan vatandaşlarımızın sağ salim evlerine dönebilmeleri için ve Libya'da yaşayan, iş yapan, çalışan çok sayıda insanımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli girişim ve görüşmelerin ivedilikle yapılmasını talep. Sayın Keven. Sayın Başkan, Türkiye'nin dört bir tarafında şeker pancarı üreticilerine yüksek miktarlarda kota cezası kesiliyor. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde de binlerce çiftçiye tonajına göre 8-10 bin liradan 50 bin liraya kadar ulaşan kota cezaları kesildi. Bu gördükleriniz kesilen cezaların makbuzlarıdır. Yerköy ilçesi Çorum Şeker Fabrikası'nın sorumluluk sahasındadır. Burası özelleştirildi ve o günden beri üreticilerin mağduriyetleri her geçen gün arttı. Pancar üreticileri kuraklık ve fabrikaca verilen gübre ve tohumdan kaynaklı olarak verim düşüşü yaşandığını, kotayı tutturamadıklarını ve bundan dolayı yüksek cezalar kesildiğini söylüyorlar. Ancak Muş'ta bu kota cezaları iptal edilirken Çorum Şeker Fabrikası'nın kestiği kota cezaları neden iptal edilmiyor? Yozgat çiftçisinin suçu nedir? Çiftçi öz yurdunda kendi toprağında garip bırakıldı. Bu kota cezaları iptal edilmezse pancar ekecek çiftçi bulamayacaksınız. Sayın Yusal. Teşekkürler Sayın Başkan. Kamu kurumlarında atama ve göreve başlama sıkıntıları çok sayıda yurttaşı mağdur etmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde sosyal çalışmacı, öğretmen, psikolog, çocuk gelişimci, paramedik, hemşire gibi pozisyonlarda yaklaşık 2300 kişinin atama ve işe başlama sorunu bulunuyor. Bize gelen bilgilere göre bu vatandaşlarımız 6 Aralık 2019 tarihinde merkezi atama ile yerleştirmelerine rağmen hala işe başlayamamışlardır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı daha önce çok sayıda pozisyon için aylar geçmesine rağmen sınav sonuçlarını açıklamadığı için yine mağduriyet yaratmış ve buradan bu sorunu dile getirmiştim. Yurttaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'tan söz konusu atamalar neden gerçekleştirilmiyor cevaplanmasını bekliyoruz. Teşekkürler. Sayın Girgin. Teşekkürler Sayın Başkan. Sağlık Bakanlığı'na. Türk Tabipler Birliği verilerine göre 8 Mart itibariyle tespit edilen yeni koronavirüs olgu sayısı 101 ülkede 105 bindir. Türkiye'ye komşu ülkelerden sadece Suriye'den henüz olgu bildirilmemiştir. En fazla vakanın ve ölümün görüldüğü İran ile geniş bir sınırımız olmasına ve yoğun göç almamıza rağmen ülkemizde henüz koronavirüs olgusu görülmemiş olması sevindirici olduğu kadar şaşırtıcıdır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan yerli testlerde henüz koronavirüs tanısı alan hasta olmamıştır. Dünyada koronavirüs yayılırken Türkiye'de görülmemesi teste ilişkin bir sıkıntı mı var şüphesini doğurmaktadır. Yerli testin tanı kapasitesini artırmayı ve taramaları sıklaştırmayı düşünüyor musunuz? Salgın durumunda tanı için test sayısı yeterli olacak mıdır? Süreci başta Türk Tabipler Birliği olmak üzere sağlık meslek örgütleriyle paylaşarak yönetmeyi düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Sayın Kılıç. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Kanun teklifiyle gazilerimizle ilgili yaşanan bir problem ortadan kaldırılmaktadır. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Sorum şudur. Uygulamada malullüğe neden olan olaydan ne kadar süre sonra malullüğün tespiti yapılmakta ve aylık bağlanmaktadır. Kültür, medeniyet ve devlet geleneğimizde kadın çok önemli bir değere sahiptir. Bu değerin ortaya çıkışında kültürel bakış açımız büyük rol oynamıştır. Bu anlamda erkek ve kadın birbirlerinin tamamlayıcısı konumundadır. Kadının yeri tarihsel süreç içerisinde bir takım değişiklikler göstermesine rağmen devlet ve toplum içerisinde her dönemde özel bir öneme sahip olmuştur. Bugün de öyle. Sayın Nasır. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
afet meydana gelen bölgelerde vatandaşların cep telefonu numaraları ve konum bilgilerine nasıl ulaşılacaktır? Sadece afetin meydana geldiği yer mahalle olarak mı baz alınacaktır? Bu hususun kapsamının ne şekilde belirlenmesi öngörülmektedir? Teşekkür ediyorum. Sayın Yıldız. Teşekkürler Sayın Başkanım. Yasanın konusu olan bazı düzenlemeler konusunda yurt dışına yaptığımız ziyaretlerde oradaki vatandaşlarımız da beklentilerini dile getirdiler. Onun için ben komisyona çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Kılıç'ın dile getirdiği soru bize de çokça soruluyor. Bu vazife fark ve vazife mağlullüğünün şartları ve tespit süresi ve aylık bağlanma süresi. Görüşmelerin seyri içinde komisyon kamuoyuna açık şekilde o konuda da bilgi verirse sevinirim. Teşekkürler. Sayın Sümer. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol anlaşmazlığı petrolde bugüne kadar görülmemiş oranla bir fiyat düşüşüne neden oldu. Petrolün fiyatı bir günde %32 oranında düştü. Küresel ölçekte bir krizin habercisi olan bu dalgalanma Türkiye açısından bir fırsat doğurmuş oldu. Türkiye petrol ve enerjide ithalata bağımlı bir ülke. Mevcut ithalatın en büyük dilimi enerji, enerji ithalatının en büyük dilimi ise ham petrol ve motorin oluşturuyor. Petroldeki en küçük bir artış bile anında pompa fiyatlarına yansıtılıyor. Dolayısıyla tüm enflasyon ve alım gücü belirleyen en önemli faktörlerden biri petrol fiyatları oluyor. Bu düşüşün bir an önce pompa fiyatlarına yansıtılması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan benzinde 60 kuruş, motorunda 55 kuruş düş olacağını söyledi. Fakat bu yeterli değil. Ekonominin yeniden canlanması, enflasyonun düşmesi, dış ticaret açının azalması için bu fırsatın değerlendirilmesi gerekiyor. Sayın Durmuşoğlu. Teşekkürler Sayın Başkan. Başta şehit anneleri olmak üzere sevgileri, merhametleri ve fedakarlıklarıyla hayatımızı güzelleştiren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. 7 Mart Kadirli'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Esareti tarih boyunca kabul etmeyen ecdadımız Kurtuluş Savaşı'nı şanla, şerefle ve destansı mücadeleyle kazanmıştır. 7 Mart bu destanın Kadirli'ye yansıyan yüzüdür. Diğer bir deyişle Çukurova'nın Hürriyet ve İstiklal Güneşi Kadirli'de doğmuştur. Şehitlerimizin kanlarıyla rengini bulan ay yıldızlı bayrağımız vatanımızın en güzel köşelerinden biri olan Kadirli'mizde de gurur ve onurla dalgalanmaktadır. Sözlerime son verirken başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Osman Tufan Bey, Yaycıoğlu İbrahim Ağa, Hacı Zülfaroğlu, Musa Beyazıt, Tevfik Coşkun, Hasan Tekerek, Halil Tekerek, Latifoğlu Ahmet Paşa, Hacı Bozdağan Bey ve dedem Bıyıklı Ala Durmuşoğlu ile o günden bugüne canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve saygıyla yad ediyorum. Son olarak Sayın Kayan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kırkkaleli Lobogoz ilçesi Evren 8 beldesi ile D100 karayolu arasında 4 kilometrelik bir yol vardır. Yol özel idareye bağlı olduğundan soğuk asfalt ile döşenmiştir. Soğuk asfaltlarda ziftin mıcırların üzerine çıktığından kaygan zemin oluşturmaktadır. Hele yağmurlu havalarda büyük tehlike arz etmektedir. Geçtiğimiz 15 gün içerisinde 5 maddi kaza olmuştur. Bu yolun önce yeniden asfalt döşenmesi yapılması, daha sonra karayollarının bağlanıp sıcak asfalt döşenmelidir. Lüleburgaz, Evren 8, Ahmet Bey, Vize ve Pehlivan Pınarsarlı birbirine bağlayan bu yolumuz trafik açısından çok yoğunluk arz etmektedir. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, 60'a göre verdiğim bu sözlerde bir iki hususu belki Sayın Komisyon hemen cevaplandırabilir. Size çok kısa bir süre vereyim. Bir iki konuyu temas edip geçelim ondan sonra. Buyurun. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Bu Semerkant Üniversitesi'ne yönelik bir soru yöneltildi. Vakfın yönetimi değişiyor tamamıyla ve yeni yönetim kurulunun bir talebi söz konusu. Ve yeni yönetim kurulu başkanı özellikle sağlık alanında ilaç üretiminde çalışan bir kişi ve sağlık alanına yoğunlaşmak istiyor. Ve dolayısıyla bu nedenle üniversitenin isminin değiştirilmesi talebinde bulunuyor. Ki komisyonumuza da ilgili kişi ve yönetim kurulu üyeleri geldiler. Bu açıklamaları yaptılar. Bu nedenle bir isim değişikliğine gidiliyor. Diğer bir husus afete yönelik. Afet meydana gelen bölgelerde vatandaşların cep telefon numaraları ve konum bilgilerine nasıl ulaşılacağı ve sadece afetin meydana geldiği yer mahalli olarak mı baz alınacağı hususu, ihtiyaç duyulan telefon abone
ve konum numaraları afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında afetten veya acil durumdan etkilenen kişiler ile sınırlı kalmak kaydıyla bu bilgiler kullanılacaktır. Diğer taraftan örneğin bir kayak yapan bir kişinin kaybolması halinde o kişiye ait bilgilere ulaşma imkanı da yine bu düzenleme ile getiriliyor. Bir başka soru, vazife malullerine yönelik özellikle aylık bağlama süresinin ortalama ne kadar olduğu soruldu. Şu anki ortalama 9 ay. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, teklifin tüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Birleşme 2 dakika. Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 66. birleşiminin 3. oturumunu açıyorum. Danışma kurulunun bir önerisi vardır. Okutup oylarınıza sunacağım. Danışma kurulu önerisi. Danışma kurulunun 13-2020 Salı günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin genel kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Muhammed Emin Akbaşoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili. Engin Altay, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Meral Danış Beştaş, Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili. Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili. Lütfü Türkkan, İyi Parti Grup Başkan Vekili. Öneriler. Genel Kurulun 11 Mart 2020 Çarşamba günkü birleşiminde gündemi seçim kısmında 15-2-2011 tarihli ve 6112 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanun 35. maddesine göre RTÜK'te boş bulunan bir üyelik için seçimin yapılması. 12 Mart 2020 Perşembe günkü birleşimde 175 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir. Danışma kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Değerli milletvekilleri, 196 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yok, ertelenmiştir. Gündemimizde başka bir konu bulmamaktadır. Alınan karar gereğince radyo ve televizyon üst kuruluna boş bulunan bir üyelik için seçim yapmak ve kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işlere sırasıyla görüşmek için 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.